Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız Umarım iyisiniz Umarım keyiflerde iyi, yerindedir Hocam oyuna bildiğiniz gibi arkadaşlar hashtag muhabbeti geldi ee, benim bir yanlışım var hashtag muhabbetine ben biraz baktım Hani nasıl sandık açıyoruz nafuta açıyoruz falan filan diye biraz baktım araştırdım Öncelikle oyuna yeni gelen şeylerden bahsedeyim videonun başında direkt konuya geçmeden önce ee, yeni güncelleme geldi biliyorsunuz oyuna buz ejderi eklendi yeni tamlar geldi ve e, eklenen özelliklerden birisi de arka plan değiştirme arkadaşlar arka planı buradan arka plana bir kere tıklayıp hocam buradan şöyle isterseniz full ekran e, hareketli bir şekilde arka planınızı görebiliyorsunuz İsterseniz buraya tıklayıp buradan farklı bir arka plan veya arkadaşlar istediğiniz şampiyonu koyabiliyorsunuz mesela e, despot swain var bende kullan dedim gördüğünüz gibi arka planım despot swain oldu iki kere ekrana dokunduğunuzda yakınlaşıyor. Yani bunu ana ekran menünüzde yapabiliyorsunuz ve Hiro konuşuyor arkadaşlar ana ekranda ama ben şunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bana böyle daha hoş geldi. Reven var falan, hepsi var burada. Işık muhafızı kostümleri falan. Ama isterseniz tabi ya da kullanabilirsiniz. Mesela buradan ya bulalım. Hani özellikle nasıl duruyor diye herkes ya sevdiği için geldiniz buradan ya seçtiniz, koydunuz arkadaşlar ya böyle duruyor. İsterseniz kostümlerini falan da koya biliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi kendi ekranım benim bu gayet hoş duruyor. Onun dışında gelen yeni bir ikinci şey oyun arkadaşlar hareketli çerçeve eklendi. Şu an benim kullandığım gibi iki tane hareketli çerçeve gelmiş. Bu hareketli çerçeveler e, Mobile Legends'da arkadaşlar vardı. Mobile Legends'da da ilk alanlardan biri bendim bu hareketli çerçeveler geldiğinde. Burada da aldık şöyle gördüğünüz gibi karanlık şafak tacı arkadaşlar hareket ediyor. Bir tane daha hareketli çerçeve var o da bu. Bir tane daha varmış bunu ilk defa gördüm bu arada buzul kötülük. Bu nereden alınıyor bilmiyorum bunu yeni gördüm. Başka hareketli var mı diye bakıyorum zaten çerçeveden yüzde 85'i bende açık neredeyse hemen hemen. Bir de hareketli olarak bu var arkadaşlar. Bu da güzel bunu Aylin almıştı hemen şöyle onun profilinden bir bakalım nasıl duruyor diye ee, diğer hareketle çerçevede arkadaşlar böyle duruyor yani e, oyun biraz daha böyle Mobile Legends'a yatkın ilerliyor ve bir güzel bir şey Mobile Legends biliyorsunuz sevilen oynanan bir oyun bu tür şeyler e, ayrıcalıklar gayet güzel oyuna eğlence katıyor diyelim şimdi buradan vitrine geldik vitrinden rehbere bastık. Burada iki tane hareketli çerçeve çıkıyor. Ee, düzene, düzen kaosa karşı hareketli çerçevesini almak için de işte bu kostümleri almanız gerekiyor. Şafan kılıcı, Riven, gecenin kılıcı, Yasuo, Şafan kılı ruhu Yone, işte şafak getiren karma ve gecenin tomruçu liliği aldığınızda sizi bu çerçeve hediye olarak veriyor. Diğer çerçeve almak için de arket kostümlerini açmanız gerekiyor. Bölüm sonu canavarı veigar, jeton düşmanı yas, sojeton düşmanı zix, jeton düşmanı Blitzcrank, krank, veigarın ihtişamlı rengi, bir de jeton düşmanı Brand aldığınız zaman. Bu çerçeveyi kazanabiliyorsunuz Bir diğer konumuz arkadaşlar hashtag olayı Buradan dükkana girip e, Ganimet dediğinizde buradan hashtag bölümü Açılıyor şunu söylemem gerekiyor Ben arkadaşlar bilgisayardaki hashtag Sistemi gelecek sandım ve bedavaya Kostüm alınabiliyor diye videoda Söyledim tabi benim video 10.000-15.000 bin, bin izlenince bu dilden dile dilden dile Dolaştı ve Türkiye'de herkes Bedava kostüm alacağız işte e, Hashtag sandığından falan Diye birbirine söylemeye başladı kaynağı Ben gösterdiler çünkü benim Riot iletişim var Ama yanılmışım bilgisayardaki sistemin birebir aynısını getirmemişler burada sadece parayla arkadaşlar yani vahşi çekirdekle iş yapabiliyorsunuz vahşi çekirdek dışında burada herhangi bir işlem yapamıyorsunuz yani vahşi çekirdek çekmiyorsanız sizin burayla bir işiniz yok. Bilgisayardaki sistemi getirmektense şöyle bir sistem yapılmış. Biliyorsunuz Mobile Legends'da efsanevi kostümler var. Saber'da, Lucard'da falan. Çok pahalı böyle 3000-4000 bin, bin liralık kostümler var. Aşırı elit ve her hesapta olmayan kostümler. E, Vartif'te de aynı şekilde Hashtag Jarvan 4, ikonik Garen ve Hashtag Alistar gelmiş. Bunlar acayip pahalılar ve buradan alınıyor arkadaşlar. Mesela önce bir anahtar satın alıyorsunuz. Bir anahtar 15 vahşi çekirdek. 2000 vahşi çekirdek var. 2000 vahşi çekirdeklik sizlere. E, buradan anahtar açacağım. Burada dönem noktaları var arkadaşlar. Arkadaşlar işte 5 tane açtığınızda 5 anahtar kullandığınızda size 10 anahtar bedava veriyor. İşte 10 anahtar kullandığınızda gümüş yıldız tozu veriyor 200 tane. E, 25'te de kullandığınızda 300 tane gümüş yıldız tozu falan veriyor. Onun dışında burada e, takas mağazasına girdiğinizde de işte, turuncu özü harcayarak burada alabileceğiniz Garen çerçevesi Garen kostümü işte Jarvan kostümü falan bulunuyor. Alistar kostümü falan. Onun dışında kristal atölyesine girdiğinizde e, çıkan kostüm parçadıkları buraya geliyor. Zaten devamında anlatmış olacağım. Şimdi şu 2000 watt çekirdeğimizi bir harcayalım. Aylin benim hesabım 2000 çekirdek çekmiş sağ olsun. Ee, video çekmemiz için. Şimdi bakalım. Bir anahtar arkadaşlar 15 çekirdek. 10 anahtarla bir kere açabiliyorsunuz. Yani 150 çekirdek verip bir kere açabiliyorsunuz. Ben o yüzden Şuradan e, dükkana gidip buradan direkt anahtar almak istiyorum. 50 tane alıyorum. 750 çekirdek veriyorum. Şöyle bir 50 tane anahtar aldım. Şöyle bir 50 tane daha alıyorum arkadaşlar. 500 vaş e, çekirdeğimiz kaldı. Şöyle bir 500'lük daha alıyorum. Toplamda bir dakika olmadı. Şöyle azami diyelim. Bir dakika, bir saniye. 425 çekirdeğimiz kaldı. 425 çekirdeklik şöyle bir alalım. 420 çekirdeklik 28 tane anahtar daha alalım. Totalde arkadaşlar bizim Kaç anahtarımız olduğu yazıyor mu 134 anahtarımız yazıyor yukarıda ben daha önceden açmıştım iki kere 16 turuncu özüm oradan kalmış Şimdi bir defa açalım şöyle 10 anahtar verip ee, Müziğin kalbi sonra kristali çıktı Ve yanında turuncu öz çıktı arkadaşlar biraz Buradan kristal atölyesine girdiğinizde Bu kostüme sahip olabilmek için arkadaşlar 450 tane gümüş yıldız tozu vermeniz gerekiyor Buradan geliştir dediğimde bu kostümü alabiliyorum galiba hesabımı ancak beğenmediyseniz e, direkt basıp 5 gümüş yıldız tozunu ayrıştırabiliyorsunuz. Şimdi bu kostüm kristali arkadaşlar ama direkt kostüm verme ihtimali de var. Mesela şöyle bir bastım direkt kostüm atma şansı var ama çok düşük bir ihtimalle. E, galaksi katili z kostüm kristali 8 tane turuncu öz verdi. Ben de galaksi katili z olduğu için dönüştürecektir. 10 tane gümüş parçacığa dönüştürdü mesela. Hemen şöyle bir kere daha açıyoruz bakalım ne gelecek. Mekarengar kostüm kristali geldi. 8 turuncu cevher verdi. Ee, bende Mekarengar da var ama turuncu cevheri de çok az veriyor arkadaşlar. Turuncu cevher atma olasılığı da bir orana göre ve en düşük orandan çıkartıyoruz şu anda. Yani baya şanssız açıyoruz diyebilirim. Şimdi şuradan anahtar alalım bonus. 10 anahtar daha aldık. Bir defa daha açalım. Buz Bıçaklı Irelia kostüm kristali 8 cevher verdi yine en düşük cevheri verdi abi Anahtarımız kalmadı neredeyse ve en düşüklerden atıyor yani en kötü orandan atıyor bize Yine 8 cevher verdi Işık Oku Varus kostüm kristali verdi şöyle bir tane banko bir kostüm atsa çok hoş olur aslında Evet Direkt kostüm attı arkadaşlar Güzel çıkarttık Bıçakların Hanımı Morgana çıkarttık 10 numara direkt kostüm atması çok iyi %5 ihtimaldi galiba kostüm atması Direkt bir tane kostüm attı. Çok iyi oldu. Direkt bıçakların hanımı Morgana'yı aldık. 8 tane cevher verdi. Kostüm koleksiyonumuz yükseldi. Hemen bir kere daha açıyorum. Havai fişek Tristana kostüm kristili Havai fişek Tristana pahalı diye biliyorum ben. 8 turuncu cevher verdi. Turuncu cevherde de baya bir şanssız abi. Son 74 anahtarımız kaldı. Hemen şöyle bir kere daha açalım kırmızı başlıklı enli kostüm 16 turuncu cevher verdi bu sefer. 16 cevher gayet güzel abi. Bir daha açalım şöyle. Ee, Pentakil Olaf bende var. Bunu da çevirecektir büyük ihtimalle. Bu arada turuncu cevher verme ihtimali arkadaşlar. 200 yıldız toz aldık bu arada dönüm noktasından. Turuncu cevher verme ihtimali 1000 de var ama %1 mi ne böyle. Hani o %1'lik ihtimali tutturup 1000 cevher çıkartırsanız tüm marketi sömürebiliyorsunuz abi. Açtım bir kere daha. Yüce Asa Jax geldi ve 8 turuncu cevher geldi. Hemen bir kere daha açıyorum. Hızlı hızlı devam edelim. Ee, yağmacı H ve 8 cevher verdi. Şu cevher biraz daha iyi atsa son 3 kere açıyoruz. Cadım ee, Cadı Morgana bende var zaten. Hep bende olan kostümler çıkıyor. Benim hesapta çok kostüm olduğu için burası benim için hiç worth değil. Şu an resmen 2000 çekirdeklik dolandırılmış gibi bir şey olduk ama. Çok kazık bir sistem burası. Buraya dünya para basmak gerekiyor. Kraliyet muhafızı Fiora da bende var. Güzel. Bir daha açalım. En azından bir kostüm çıkarttık da çıkarttığımız kostümün değerini bilmiyorum. Draven Draven ve 8 cevher dedi. E, 2000 çekirdeğimiz bitti. Totalde ne aldık? Hiçbir şey alamadık kanka bence. Burada arkadaşlar 2, 3, 4, 5 tane e, kostüm kristalimiz var. Burada havai fişek Tristana çok pahalı. Mesela bunları ayrıştırırken 5 Veriyor bunda 8 veriyor Bunun 16 veriyor Şimdi Şöyle yapacağım toplu ayrıştırma deyip Hepsini seçeceğim Tristana dışında 41 kostüm kristali verecek bana Şöyle yaptım 41 kristal verdi 292 kristalim oldu 750 kristal yapıp Bunu geliştir dediğimde arkadaşlar Bu kostüm açacağım Bu kostüm satın alınmıyor diye hatırlıyorum Yanlışım yoksa ben şöyle bir e, Bakmak istiyorum marketten ee, Tristana'ya tıklayalım bakalım kostüm satın almıyor mu Evet bu kostüm satın alınmıyor arkadaşlar bu kostüm Kapalı kostüm Çok güzel çıkarttık bunu ama Buraya iyi bir para basıp e, 750 kostüm kristali yapıp bu kostüm açabilirim ama 2000 çekirdek harcadık ve 300 kostüm kristali Yapabildik yani bayağı bir zarar hatta tam bir kazık arkadaşlar hani Bedava anahtar varsa haftada 3 tane 5 tane Yine Bedava kostüm çıkarma şansınız olabilir ama kendiniz sadece para basıp işlem yapmaya çalıştığınızda gerçekten mantıklı bir yere çıkmıyor. 136 e, turuncu öz yapmışız arkadaşlar. Burada bir kostüm almak için de 800 turuncu öz gerekiyor. Biz 2000 çekirdeğe 136 çıkarttık. Yani 800 yapıp bir kostüm alabilmek için 2000 lira, 2500 lira belki 3000 lira yakın bir para basmamız gerekiyor. Dediğim gibi bu Mobile efsane kostüm çarkı gibi bir şey arkadaşlar bu bedava ile alakası yok tam tersine normal bir kostümden 20 kat daha pahalıya almış oluyorsunuz ve e, bana soracak olursanız değer mi değmez diye düşünüyorum ama hashtag jarvan almak istiyorsanız ikonik garen almak istiyorsanız hashtag alistar almak istiyorsanız bunlar tabi oldukça değerli diğer kostümlerden şu an oyundaki en pahalı 3 kostüm bu 3'ü olabilir öyle bir artıları var hani çok değerli kostüm olsun diyorsanız buraya iyi bir para basmanız gerekiyor. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Hemen gameplay'e geçebilirsiniz keyif seyirler. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Takas mağazasında burada aşağıda gümüş yıldız tozu takası var. Bu gümüş yıldız tozu takasından burada değerli kostümleri de gümüş e, toz olarak çıkartabiliyorsunuz kristal olarak. Tabi onları açmak için ekstra gümüş yıldız tozu harcamanız gerekiyor. Ama burada çıkarttığınız turuncu özle e, turuncu e, şeyle buradan gümüş yıldız tozu alabiliyorsunuz bir turuncu öz verip 10 tane gümüş yıldız tozu alabiliyorsunuz. Ben e, buradan mesela 100 tane e, 100 tane verdi. Pardon matematiğimiz biraz kötü olduğu için. 1300 oldu arkadaşlar gümüş yıldız tozumuz oradan aldığımızda ve buradan basıp geliştir deyip kapalı olan havai fişek Tristan'ı açmış bulunuyoruz ve böylelikle yatırdığımız 2000 çekirdek fazla fazla şu anda değmiş oluyor çünkü bu kostüm kapalı kostüm Şu an yatırdım 2000 çekirdeği ben 8000 çekirdek olarak geri almış oldum bu kostümle beraber iki tane Kostüm açmış olduk arkadaşlar biz buradan ve 500 Gümüş yıldız tozu da Fazla kaldı Buranın güzel olan tarafı Buradan gümüş yıldız tozu takas edip turuncu özünüzü gümüş yıldız tozuna çevirip Buradaki Eğer çıkartabilirseniz pahalı kostümleri çıkartıp satın alabilirsiniz. Mesela ben şu an hiç yoktan hocam kapalı Tristan'a kostümü kazanmış oldum. İki tane kostümümüz oldu. Bıçakların hanım Morgana çok ucuz. Değmez ama hava fişek Tristan'a kapalı ve aşılı pahalı bir kostüm. Nereden baksanız şu anda durduk yere kara geçmiş bulunmaktayız. Hayırlı olsun diyelim. Yine de dediğim gibi değer mi değmez mi sizin yorumlarınıza kalmış.